Taha Akyol, Binali Bey ne diyor? Binali Yıldırım mühendistir. Mühendislikten gelen bir zihin yapısıyla, konuşmalarında iktidarın diğer aktörleri kadar uçmaz, onlar kadar öfkesine kapılmazdı. Fakat siyasetin tabiat kanunu ona da yapacağını yaptı. Nedir siyasetin tabiat kanunu? Lord Acton'ın İngiltere Başpiskoposu Mendel Crichton'a yazdığı 5 Nisan 1887 tarihli mektupta söylediği şu ifade, güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Tarihçi Lord Acton Vatikan'ın, papaların yolsuzluk ve zulümlerini araştırıyor, yazıyordu. Yakın dostu Başpiskopos, bunun dindarları üzeceğini, hatta inançlara zarar verebileceğini söylemişti. Lord Acton bu mektubunda ona cevap yazıyordu. Güç, papaları da bozardı. Modern demokrasilerdeki hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, denetim, denge, şeffaflık, hesap verirlik gibi temel ilkeler böyle felsefi düşüncelerden çıkmış ve gelişmiş demokrasilerde kurumlaştır. Hain, hastalığı, tarih gösterdiği gibi biz de yaşayarak görüyoruz. Ali Bardakoğlu hocamızın deyişiyle, fıkıh kuralları arasında ahlakın buharlaşması, gerçeği, Türkiye'nin Dünya Yolsuzluk Endeksinde 2022 yılında 101. sıraya düştü, halbuki 2012'de 54. sıradaydık. Uzayan ve CB sisteminde büsbütün, güçlenen, iktidarın grafiğidir bu bozulmalar. Kişi başı gelirde 12.000 dolardan 9.000 dolara düşmek de aynı grafiğin gerçeği. Bunları çok yazdım. Fakat yolsuzluk ve ekonomi politikalarının bozulmasından başka bir güç bozulması daha vardır. Kabaran güç hırsının muhalefeti, hain diye suçlaması, gücü yeterse de ezmesi. Dünya tarihi de bizim tarihimizde bunun örnekleriyle dolu. Erdoğan, faizi indir, talimatını uygulamayan bağımsız Türk Merkez Bankası'nı vatanı satmak yüksek faizli olur diyerek suçlamıştı. Ekonomi öyle bozulmaya başlamıştı. Bugün doların 20 lira olması o zaman Merkez Bankası'nın ne kadar haklı ve ileri görüşlü olduğunun ispatıdır. İşgal kuvvetleri, Binali Yıldırım pek böyle konuşmazdı, bu seçimde o da böyle konuştu, bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. PKK'yı, FETÖ'yü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli liderin seçimidir. E tabi, siyaset gerektirince hüdapar da yerli ve milli oluyor ama Millet İttifakı partileri işgalci ve hain. Evet, gücü kaybetme korkusu ne müthiş bir duygudur ki böylesine saçma sapan laflar ettiriyor. Eski hastalıktır bu bizde. Uzayan bütün iktidarlar muhalefeti hain diye suçladı. Bir gün kitabını yazmak istiyorum bu hastalığımızın. Hakikat ve siyaset. Binali Yıldırım başbakanken Tüsad'ı ziyaret etmişti. Erdoğan'ın defalarca ihanet suçlaması yaptığı Tüsad Tüsiyat Başkanı Jansen Başaran Sems konuşmasında çok önemli bir uyarıda bulunmuştu. Vatandaş dövizdeki dalgalanmaları derin krizlerle özdeşleştiriyor. Ekonomideki sarsıntının giderek yatırımların azalabileceği ve daha yavaş büyüyecek bir Türkiye'nin habercisi olduğunu görmeliyiz. İktidar ise avutucu laflar ediyor. Pembe toplular çiziyordu. Başbakan Yıldırım Amerikan seçimleri sonucunda Trump koltuğuna oturunca dalgalanmanın sona ereceğini söylemişti. Tedbir yerine iktidarın pembe tablolar çizmesi. Binali Yıldım şöyle anlatıyordu, seçim kampanyalarında söylenenle, sorumluluk omuzlarınıza yüklenince söylemleriniz hiçbir zaman aynı olmaz. Hiçbir ülkede de aynı olmaz. Bu siyasetin gereğidir, siyasetle hakikat her zaman birbiriyle örtüşmez. Yaşananların dersleri. 7 yıla yakın zaman geçti. TÜSİAD'ın ekonomideki sarsıntının giderek yatırımların azalabileceği uyarısına keşke kulak verilseymiş değil mi? Geçen 7 yılda sadece popülizmle ekonomi şişirildi, hiçbir asli sorun çözülmedi, aksine enflasyon ve cari açık dehşet verici boyutlara tırmandı. Dışarıya beyin ve sermaye göçüyle büyük kayıplara uğradı. Demek ki, hain, demek yerine sorunları objektif gözle bakmak çözümlerini ilim zihniyetiyle araştırmak gerekiyor. İkincisi körü körüne bağlandığımız liderlerin hele de pembe konuşmalarının hakikatten ne kadar uzak olduğunu artık anlamalıyız. Kısacası rasyonelleşme